yapmasını beceremiyorum. Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, beraberindeki meclis üyeleri ve parti yöneticileri ile birlikte İnesmek'in Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde Tabakoğlu Pasajı'nda bulunan kurs merkezini ziyaret etti. Kursiyerlerin eğitim aldıkları alanla ilgili ürünlerini inceleyip kursiyerlerle sohbet eden Aktaş, dikiş nakış ve ahşap boyama ile kuaförlük ve aşçılık kursunun bulunduğu kurs merkezinde el emeği göz nuru ürünleri ilgiyle inceledi. Kurslar hakkında kursiyerlerle fikir alışverişi yapan Aktaş, aşçılık kursu öğrencilerin hazırladığı ikramların da tadına baktı. Başkan Aktaş daha sonra konuyla ilgili bilgiler verdi. İçimizde yaşayan bireyleri sosyalleştirebilmek, yeni arkadaşlıklarımızı sağlamak adına İnesmek projesi dalga dalga bütün yere göre yayılıyor diyeyim yerindeyse. Tabii burası Türkiye'nin kalbinin attığı yerlerden bir tanesi. Sanayisiyle, mobilyasıyla, tarımıyla, kaplıcalarıyla, turizmiyle, köftesiyle yine böyle gerçekten çok özellik arz eden bir şey. Yüksek standartlara sahip. Ama biz İnesmek'te bu standartları daha da yukarı çıkarmanın hesabı içerisindeyiz. 2011 yılında 14 branşla yola çıkan İnesmek 2016 yılı itibariyle 53 tane branşa çıktı. Yani branş sayısında neredeyse 5'e katladı kendi bünyesinde. Tabii el sanatlarından bilişim teknolojiye, efendime söyleyeyim yabancı dilden kişisel gelişime, sanat ve tasarıma varana kadar bir sürü kursları kendi bünyemizde düzenliyoruz. Bu 5 yıllık süreç zarfında da yaklaşık 15 bin civarında da kursiyerimizle çalıştığımızı ben özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün Nuri Doğru Caddesi'ndeki Tabakoğlu Pasajı'ndaki kursumuzu ziyarete geldik. Tabii farklı alanlarda hemen yine Nuri Doğru Caddesi'nin diğer tarafındaki Cuma Camii karşısındaki kurs merkezimiz, Huzur Mahallesi Bilgi Kültür Evimiz, Huzur Mahallesi İltibat Noktamız, Allah'ın Üniversitesi Bilgi Kültür Evi, Alanya Tümrüsemre Mahallesi gibi noktalarımızda bu eğitimlerle alakalı mevcut biliyorsunuz.